Mide iltihabı olursanız kısa süreliğine laktoz sindiremez hale gelebileceğinizi biliyor muydunuz? Evet, bu söylediğim doğru. İşte bu bölümde bunun nasıl gerçekleştiğinden ve ince bağırsağın nasıl çalıştığından bahsedeceğiz. Tekrar özetlemek gerekirse, ağzınıza besin geldiğinde önce çiğnenir. Daha sonra yemek borusuna, oradan da besini karıştıran ve kimus haline getirilen mideye. En son ince bağırsan ilk kısmına gönderilir. İnce bağırsan üç farklı bölümü vardır. Şimdi daha yakından bakalım. İnce bağırsağın ilk kısmına 12 parmak bağırsağı denir. 12 parmak bağırsağı kimusu alır, Burası aynı zamanda sindirimin gerçekleştiği mide bağırsak kanalının bir parçasıdır. Besinlerin parçalanma işlemi çoğunlukla 12 parmak bağırsağında olur. 12 parmak bağırsağının diğer bölümü ise jejunumdur. Burası da mide bağırsak kanalındaki emilimin en çok yapıldığı yerdir. Yani besinlerin en çok emildiği yer jejunumdur. Ve son olarak besinler ince bağırsağın son kısmına yani ileuma ulaşır. Buradaki diğerleri gibi en çok parçalanma, en çok emilim diyemiyoruz. Fakat ileum'da emilimi yapılan önemli maddeler var. Mesela B12 vitamini, A, D, E, K vitaminleri. Yani bu önemli maddelerin emilimi burada yapılıyor. Önemli emilim yazıyorum. İnce bağırsakın en çok çalışan kısmı 12 parmak bağırsağıdır. Çünkü buradaki sindirim sürecinde birden fazla işlem vardır. Burada bilmemiz gereken 4 temel unsur var. Öncelikle midemiz 12 parmak bağırsağına kimus yani sindirilmiş besin gönderiyor. 12 parmak bağırsağı öncelikle bu işi halletmeye çalışıyor. Buna ek olarak mide asitleri de besinleri kimusa dönüştürmek için uğraşıyor. Bu işlem de 12 parmak bağırsağında gerçekleşiyor. Midenin yanı sıra karaciğer ve safra kesesi de safrayı 12 parmak bağırsağına ulaştırmak için çok önemli. Yani bunlar safra salgılıyorlar. Diğer videoda bahsedeceğim gibi safra iki farklı maddeden meydana gelir. Safra tuzları ve safra pigmentleri. Karaciğer ve safra kesesinin ötesinde pankreas da sindirim için önemli enzimler salgılar. Şimdilik enzim yazıyorum. Az sonra pankreasın hangi enzimleri salgıladığından bahsedeceğim. Ve son olarak 12 parmak bağırsağında fırçamsı yüzey enzimleri denilen enzimler bulunur. Bunlar bazı enzimlerin aktivasyonu ve birçok besin maddesinin emilimi için çok önemlidir. Bu fırça üzerinden biraz daha ayrıntılı bahsedelim. Öncelikle 12 parmak bağırsağını çiziyorum. Hatırlarsak burası ince bağırsağın ilk kısmıydı. Şöyle küçük bir silindir çiziyorum. Burada nelerin olduğunu anlamanız için de küçük bir kareyle bölgeyi aşağı çekip büyütüyorum. Şimdi işlerin göründüğünden daha karmaşık olduğunu anlayabiliriz. Öncelikle bu çeper dümdüz değil. Çeperde yüzey alanını artırmak için bazı kıvrımlar var. Bir düşünelim. Olabildiğince çok sindirim istiyorsak, geçici sağlanan besinlerle temas edebileceğimiz bir çıkıntı veya alan lazım. Buraya 12 parmak bağırsağının içi, şuraya da dışı dersek, iç kısmı burası, dış kısmı ise şurası. Bu çeperin yüzeyinde birçok çıkıntı var. Buradaki tüyciklere vili veya sadece bir tüycüğü kastediyorsak vilüs adı verilir. Bunlar 12 parmak bağırsağının yüzey alanını genişleten çıkıntılardır. Hikayemiz burada bitmiyor. Bu vilüslerden birine daha yakından bakarsak eğer, daha da küçük, mikroskobik tüycükler olduğunu görürüz. Yatay çizgisi olan şu vilüse bir bakalım. Aslında burada düz bir çizgi yok. Bu düz görünen çizginin üzerinde de bazı çıkıntılar var. Neden bu çıkıntıların burada olduğunu tahmin edebilir misiniz? Eminim cevabınız yüzey alanını artırmak için olacaktır. İnce bağırsaktan bahsederken hep bu cümleyi söyledik. Yüzey alanını artırmak. Bu küçük maddeciklere mikrovili, tek birine ise mikrovilüs deniliyor. <laughs> Çok şirin ama değil mi? 12 parmak bağırsağının duvarında işte bu vilüsler var tek bir virüsü açarsak da bunların üzerinde mikrovirüsler olduğunu görürüz. Bunun sebebi yüzey alanını artırmaktır. Böylece sindirim daha kolay gerçekleşir. Fırçamsı yüzey enzimleri dediğimizde ise bu fırça yüzeyinde bulunan enzimleri kastediyoruz. Bu vilüs ve mikrovilüsler aslında bir tarağın dişlerinden hiç farklı değil yüzey alanını veya sindirmek istediğimiz besinle olan etkileşimi artırmaya yardımcı olurlar. Yani bu fırça yüzeyinde enzimler bulunur. Tüm bu mikrovilüs ve vilüsler 12 parmak bağırsağımızın fırça yüzeyini oluşturur. Fırça yüzeyini oluşturur. Yüzey alanı genişletilmiş olan fırça yüzeyi ise enzimlerle besinleri sindirmeye yarar. Daha sonra da göreceğimiz gibi jejunumda emilime yardımcı olur. Şimdi sindirim sürecinden daha ayrıntılı bahsedelim. Ben şimdi bir çay alıp geliyorum. <laughs> Diğer videoda görüşmek üzere artık.